Kazanım 9 ile devam ediyoruz. Verilen polinomun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı için x yerine 1 yazıyorum. Px dediği için burada katsayılar toplamı. P1 olacak. X yerine 1 yazıyorum. 1 2 artı 3 üzeri 5 oluyor benim ifadem. Yani 4 2'den 2 üzeri 5 32 olur. Katsayılar toplamı cevabım B olur. Devam ediyorum. İkinci sorudayım. Şimdi burada yine Px-11 polinomun katsayılar toplamı. Şimdi katsayılar toplamı dediği için her zaman x yerine 1 yazacağım. Yani x-11'i 1'e bire eşitlemeyeceğim. x yerine 1 yazacağım. P-10 oluyor. Yani buna, bana sorduğu ifadenin katsayılar toplamı P-10 oluyor. O da eşittir. 1 yazınca 3-4 artı 1. Yani eksi 1 artı 1'den 0 oluyor. Aslında direkt verilen polinomun katsayılar toplamı için Kas sayıların burada 3, eksi 4 ve 1 olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Tabi daha komplikelerde bu formülü kullanmak daha mantıklı. Verilen polinomun kas toplamı 16 ise m'nin alabileceği değerler toplamı. Kas sayıları toplamı için x yerine 1 yazıyorum. P2 polinomu demiş. x yerine 1 yazdığım zaman 3 eksi m artı 5 yani 3 artı 5 8 eksi m'nin karesi eşittir 16. Şimdi 16 4'ün karesi. Bu çift olduğu için 8 eksi m 4 olabilir. Ya da 8 eksi m eksi 4 olabilir. Yani karesi 16 olan 4 ve eksi 4 var. 8 eksi m 4 ise m eşittir 4. 8 eksi m eksi 4 ise m eşittir 12 bulunur. m'in alabileceği değerler toplamı 4 artı 12'den ne oldu? 16 oldu. Cevabım D oldu. Geçtim 4. soruya. Bu sefer px artı 2 vermiş. px eksi 1 polinomunun katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı için x yerine 1 yazıyorum. p1 eksi 1. Aslında bana p0 soruyor. p0 normalde px polinomu deseydi. px polinomu sabit terimi. Ama px eksi 1'in katsayılar toplamı. Şimdi ben p0'ı bulmak için buradaki x artı 2, 0 yapmam lazım. Yani x yerine eksi 2 yazmam lazım. x artı 2 0 x eksi 2. x yerine eksi 2 yazarsam p0 eşittir. Eksi 2'nin karesi eksi 3 çarpı eksi 2 artı 1 yani 4 Burası eksi 3 çarpı eksi 2 artı 6. 4 artı 6 10 artı 1'den 11 olur. P0 yani Px eksi 1 polinomun kat sayıları toplamı 11'dir. Cevabım B oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>